Artık Putin başladı şehirler vurun emrini vermeye. Bu sözleri Kanal 13'ə müsahibəsində Aydın Novruzoğlu bildirib. O qeyd edib ki, Ukraynalıların müharibədə təslim olmaq fikri yoxdur. Buna görə də Putin şəhərləri vurur. Xarkov və digər şəhərlərdə dəhşətli şəkildə dağıntıların olduğunu bildirdi. Əlbəttə ki, başda Putin olmaqla Rusiya rəhbərliyi, mən deyərdim ki, bugün yəni heç zaman heç bir nə Ukraynalıların, nə Rusların gözləmədiyi bir addım attı və Rus ordusu Ukraynaya hücum elədi. Yəni bu bir yani hiç kesin tahmin edebilmeyeceği bir adım oldu. Ama mesele burasındadır ki Amerikalılar ve Avrupalılar onları bence bir tehrik ettiler. Yani Rusları herkesin gözünde yükseltmeyle Rus ordusunun gücünü abartmakla yani Rusları bir tehrik edildiler. Gel gel dediler Ruslar. Ruslar da bu tuzağa düştüler. Bence Rusların iki en büyük yanlışlığı oldu. Bunlardan birinci yanlışlığı oldu. Ben hatta birinci defa Ukrayna televizyonunda interview verende, sonra programa çıkış edende, Türkiye televizyonunda bu vardı defalarını demişim. Bütün neyse bizde de Türkiye'de de böyle bir şey vardı ki, hatta Rusların özünde demeli bu vardı ki, yani Rus ordusu Ukrayna'ya giren kimi, Ukraynalılar ellerine gül çiçeğiyle Rus ordusunu karşılayacak. Nece ki Donbas'ta olduğu gibi. Yani bu Rusların en büyük yanlışlarından birincisi oldu. İkincisi de Ruslar Ukraynalıların ordusunun dövüş kabiliyetini çok küçülttüler. O der ki bir atlar söylüyorlar der ki düşmanın hiç vakit küçük görme. Öz ordularının dövüş kabiliyetini hadsiz yüksek hesap edildiler. Ve bu iki yanılgı onları ilk iki günde onları ele bir ki ayırttı ve onlar danışık teklif edildiler. Danışığı elbet ki bunlar danışmak hatırında danışık teklif edildiler. Çünkü oraya gönderilen nümayende heyetinin tərkibine baksak Rus tarafından bu artık həmin görünürdü ki onlar danışmaya yok. Sadece olarak Ukraynalıların gelin bize karşımızda baş eğin ve teslim olun sözünü demeye gitmişti. Çünkü oraya gelenlerin içinde doğru dürüst bir herbiçi, doğru dürüst yüksek Çinli bir diplomat. Yani bir ne bileyim ben hiçbir kez yüksek Çinli bir mesela Rusya'nın bugün Vahid Rusya Partiyası'na olan bir memur da yok. Yani Medinski keçmiş medeniyet naziri. Yani hiç kesti. Yani bugün hiç nazir de değil. Ve onlar da sadece gelip görenden sonraki Ukraynalılar teslim olma fikirleri yoktu. Artık Putin başladı şehirler vurun emrini vermeye. Mesela ben Kharkov şehrinden günde 2-3 defa danışıram. Çok dehşet dağıntılar var. Yani birbaşa yaşayış evleri ondan sonra yani her yeri vururlar. Bu artık onların ne etmek istediklerini özleri de bilmediğinin bir şeyidir. Bakın bütün şeyler imperiyalar çöken zaman ben bunu kaydetmek istiyorum ki yani bir herbi mağlubiyetten başladı imperiyanın çöküşü. Ama Rus imperiyasının çöküşü yani Sovyetlere dönüşü ve Sovyetlerden sonra bu bir mağlup olmadığı için Ruslarda bir galip şeyi kalmıştı. Bunlar 2. Dünya Savaşı'nda olmuşlar. Bir galip millet ve milletin imperiyası dağılmıştı. Bunlar bunu hezmedebilmediler. Bak bu savaş bence onların sonunu getirecek. Nece ki 1979'uncu ile onlar Rus orduları girdi Afganistan'a ve 9'dan sonra oradan çok biabırçı şekilde çıkıp gittiler. Bence bugünkü Ukrayna'dan da onlar aynı savaşı gidecekler ve o zamanki o mağlubiyet Rusya'nın eserinin sonunu getirdiği kimi bu Ukrayna mağlubiyeti de Rusya'nın sonunu getirecek.